Eller Mağarası Dağın dik yamacından gerdanında süt beyazı tüyler taşıyan kızıl bir tilki indi. Temkinin adımlarla yaklaştığı yer ışık sızan küçük bir mağaraydı. Mağaranın girişinden usulca başını uzattı. İçerideki bronz tenli çocuk ateşin başında iki büklüm oturuyordu. Çocuğun sağ kulağında halka bir küpe vardı. Küpenin ucundan süzülen kan damlalar halinde omzuna düşüyordu. Tilki mağaranın içine bir adım attı. O esnada ateşin başındaki alın birden büyüdü. Hınç dolu gözlere dönüştü. Elinde tuttuğu taşı tilkiye verdi. Kızıl tilki son anda sıçrayarak kurtuldu. Kendini mağaradan dışarı attı. Mağaranın üstünde ışık sızan bir gedik fark etti. Gedeğin etrafında dolaşıp onu kokladı. Ardından gidikten içeriği gözetlemeye başladı. Çocuk ateşin başında oturmaya devam etti. Saçsız kafası vücudundan daha açık renkteydi. Ateşe yakın duran ayakları çıplak ve tozluydu. Mağara'ya insan ve hayvan cesetlerinin kokusu sinmişti. Köşelere yerleştirilmiş tütsüler çocuğun bu kokuya rağmen nefes almasını sağlıyordu. Mağaranın bir duvarı oyuklarla doluydu ve oyuklardan içeriye nemli hava giriyordu. Çıkıntılarına kuru kafalar yerleştirilmişti. Başını kaldırdığı anda nerede olduğunu tekrar hatırlamıştı. Etrafına bakınırken gözlerini kuru kafalardan kaçırdı. Yüzünü el izlerinin olduğu tarafa çevirdi. Duvar onlarca küçük el boyanmıştı kayaların içine hapsedilmiş insanların son çırpınışları gibi duran eller, kırmızı, siyah ve beyaz boyalarla çerçevelenmişti. el izleri mağara oyuklarına yerleştirilmiş kuru kafaların sahipleriydi. Kimleri ise halkın erişkinlik törenlerini tamamlamış erkeklerine aitti. Çocuk sürünerek duvara yaklaştı. Duvarın solundan başlayarak elleri saymaya başladı. 21. sırada durdu. Alttan tekrar 11 e saydı. Bulduğu el babasının erişkinlik iziydi. Babasının o sabah onu mağaraya sürükleyişini hatırladı. Güneşi arkasına alan babası iri cüt sesiyle onu kavramış, kızgın bir çubukla kulağını delmişti. Ardından kanayan yaraya kemikten bir küpe geçirmişti. Çocuk kolundaki morluğa ve omzundaki kan damlalarına baktı. Sonra duvardaki ele çevirdi yüzünü. El izlerinin her birini inceledi çocuk. Ardından hasır sepeti yanına doğru çekti. Sepetin içinde kurutulmuş et, keskin taş uçlu bıçak, su testisi, üfleme borusu ve kırmızı toz boya vardı. Kamış büyüklüğündeki kemik borunun içine kırmızı tozu serpti sol elini duvardaki eller arasındaki bir açıklığa yerleştirdi. Kemik boruyla duvardaki elinin kenarlarına üflemeye başladı. Yüzünde bir tebessüm belirdi. Erişkin olduğunu hissediyordu. O anda başının hemen üstünde ürpertici bir nefes hissetti. Yavaşça başını kaldırıp baktığında tavandaki oyuktan kendisini izleyen gözü fark etti. Kemik boru ağzında hareketsiz kala kalmıştı. Birkaç saniye sonra ani bir kararla ayağa kalktı. Elindeki boyayı gedikteki göze doğru üfledi. Gözün sahibi inleyerek geri çekildi. Tilkinin beyaz tüyleri kırmızı boyayla beneklenmişti. Acıyla kıvranarak tepeye doğru koşup karanlıkta kayboldu. Tilkinin uzaklaştığını bilmeyen çocuk eline aldığı odun parçasıyla mağaranın tavanına vuruyordu. Aslan, ayı, yaban köpeği ya da sırtlan, işte o gözlerin sahibi her neyse onu gürültüyle korkutup kaçırmaya çalışıyordu. Bu esnada duvardan kayan sopa darbeleri birkaç kuru kafayı parçalayıvermişti. Çocuk bunu fark ettiğinde mağara toz duman içindeydi. Etrafına şaşkınlıkla baktı. Sonra elindeki sopayı kucaklayarak duvar dibine büzüldü. Uçuşan tozlar günlük ışıklarıyla parlamaya başladı. Çocuk gözlerini açarken uyumuş olmanın şaşkınlığı içindeydi. Doğan güneşi fark edince sevinçle doğrularak çıkışa koştu. Aydınlanan ormanı ferah havasının içine çekti. Başını mağaradan dışarı uzatarak yamaçtaki köyünü görmeye çalıştı. Fakat gürbüz ağaçlar görüşünü engelliyordu. O esnada köyün olduğu yerden dumanlar yükseldi. Havalanan kuşlar karanlık bir bulut gibi çocuğun üstünden geçi verdiler. Büyük bir toz bulutu göğü kapladı. Çocuk dışarı çıkmakta kararsızdı. Kapıdan çıkmak erişkinlik törenini ihlal etmekti. Biraz sonra köyün etrafındaki ağaçların tutuştuğunu gördü. Uzaktan belli belirsiz çığlıklar duyulmaya başladı. Bir rüzgarın toplayıp getirdiği ufak bir seslemeti başka bir rüzgarın getirdiği orman sesiyle kayboluyordu. Çocuğun göz bebekleri irileşti. Yüzü sarardı. Titremeye başlayan bedeniyle dışarı süzüldü. Devlen ağaçları ve karanlık dumanla kaplı yamaca baktı. Bir müddet sonra tepedeki bir kayada kendisiyle beraber yamacı seyreden birinin daha olduğunu fark etti. Bu kızıl tüylü tilkiydi. Bir gözü yara çıktı ve kanlıydı. Boynundaki beyaz tüyler alacalanmıştı. Tilkinin yamaştan gelen yanık et kokusuyla salyaları akmaya başladı. Çocuk tilkinin iştahından tiksindi. Bağırarak halin elinde tuttuğu kemik boruyu tilkiye fırlattı. Geriye doğru kaçan tilki yamaçtan yükselen havayı tekrar kokladı ve salyalarını akıtarak tepeden aşağı koştu. Çocuk kırmızı boyaya bulanmış eliyle mağaraya dayanıp kaldı. Binlerce yıl sonra Agatha, fenerle aydınlattığı duvarda bu el izini bulacaktı. 13 yaşındaki oğlunun eliyle aynı büyüklükteki bu el sayesinde mağaranın içini keşfedecekti. Antropologlar kuru kafaları inceleyecek, arkeologlar çevreyi öğrenleri ilan edeceklerdi. Yamaçta binlerce yıl önce yanmış bir köye ve insan kemiklerine ulaşacaklardı. Ancak bronz tenli çocuk kendi anında elini mağaraya dayamış kül dolu bulutları seyrediyor ve titriyordu. Orman gözünde büyüdükçe kendisi küçülüyordu.